sebebi olarak FETÖ dolayısıyla soruşturmada olan bazı SGK yöneticileri kurumumuzu şifaya peşkeş çekti. Şimdi bu haksızlığın giderilmesi için hukuki mücadele başlattık diyen İlgit Tıp Merkezi'nin hukuk müşaviri ve avukat Ahmet Bülent Boyacı ile birlikteyiz. Merhabalar Ahmet Bey. Merhabalar efendim. Kısaca sizi tanıyıp İlgi Tıp Merkezi ile olan iş ilişkiniz nasıl başladı öğrenebilir miyiz? Tabii ki. 2008 yılında İlgi Tıp Merkezi hastaneleri iki bölümden oluşuyordu İlgi Tıp Merkezi. Birisi Göztepe'de Cerrahi Tıp Merkezi ki İzmir'in o dönemde en gözde butik diyebileceğimiz tarzda kurulmuş bir tıp merkeziydi ve bir de Balçova'da bütün İzmir'in çok yakından tanıdığı yine 10-17 branştan oluşan bir içinde sadece cerrahi olmayan ayrı bir tıp merkezimiz vardı. Bunların hukuk müşaviri olarak ben hastane yönetim kurulunca göreve atandım. Ve o tarihten itibaren de tıp merkezleri işte bu haberde de bahsettiğimiz gibi şifa hastanelerine satılmak zorunda kalınana kadar bu kurumların hukuk müşavirliğini yaptım. 2009 yılından sonra aynı zamanda tıp merkezlerinin genel koordinatörlük görevini de yürüttüm. Peki olaylar 2009 yılıyla 2011 yılı arasında gerçekleşti. 2009 yılında FETÖ ile tanışmanız nasıl oldu? 2009 yılında hatta 2008 yılının sonlarıydı. Bizim Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan çok ciddi bir olayla ilgili bize bir tebligat yapıldı. O da şu şekilde, bizim dermatoloji branşımızdan kaynaklanan bir yönetimsel hata olduğu, yönetmeliğe aykırı bir durum olduğu ve bu itibarla da basit bir olay sebebiyle yaklaşık olarak o günkü rakamlarla 1.100.000 lira civarında hastanenin Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan olan alacağının ödenmeyeceği bildirildi. Biz şaşırdık, bir şok halindeydik. Yani böyle bir şey nasıl olur dedik. Ve gerekçe olarak da bize dermatoloji branşımızda çalışan doktor arkadaşımızın yarı zamanlı olarak çalıştığı bizde ve aynı zamanda başka bir kurumda da yarı zamanlı olarak çalıştığı, bu itibarla bunun yönetmeliğe aykırı olduğu ve bu sebeple de hastanenin kurumdan olan tüm alacağının sözleşmenin feshi sebebiyle Sosyal Güvenlik Kurumu ile aramızda bir sözleşme oluyor. Ve bu sözleşme sonuç olarak sizin kurumla olan tüm ilişkilerinizi düzenliyor. Bu sözleşmenin feshedildiğini ve 1.100.000 TL tutarında o zamana kadar biriken alacaklarımızın, grubun alacaklarının ödenmeyeceği bildirildi. Peki öncesinde FETÖ'nün size bir kumpas düzenlemeden önce tanışmıştınız. Mesela bizim bildiğimiz bir öğrenci okutacaksınız. İşte bu kadın işe gelmeyecek fakat buna düzenli maaş ödeyeceksiniz gibi tabii, bir takım talepleri tabii olduğunu öğrendik. Tabii. Ona da değineyim. Şöyle ki bu olaydan çok kısa bir süre önce bize işte bir takım gruplar tarafından, çok da tanımadığımız kişiler tarafından işte 3 tane öğrenciye burs vereceksiniz. İşte bunları okutmanız gerekiyor. Ve ki İlgi Tıp bunu kabul etmiş. Öğrenci okuturuz demiş. Evet tabii. Biz bunları kabul ettik önce ve bu kişiler zaten ama tabii biz bunların cemaat mensubu olduğunu ya da cemaat adına okutulacağını falan hiç bilmiyorduk. Daha sonra biz buradan şüphelendik biraz. Bazı şeylerimiz doğdu. Acaba biz hani kime veriyoruz bunu diye. Ve o dönemde tabii ki bu kişiler mütedeyyin kişilerdi zaten, o tarz insanlardı. Ve bunlardan şüphelendiğimiz için bu konuda biraz şey yaptık, yani tedirgin olduk açıkçası. Ve bunun üzerine biz çok fazla buna taraftar olmadığımızı, daha sonraki taleplerimizi karşılamayacağımızı ifade ettik. Zaten hemen onun akabinde bu olay meydana geldi. Ve tıp merkezlerimize Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yapılan denetimler çok arttırıldı. Aşırı derecede bir baskı altına alınmaya başladık. Ve daha sonra da ilk olarak bu
fatura olayıyla karşılaştık, bu vakayla karşılaştık. Tabii ondan sonra takip aylarda ve hakkınızda çeşitli yalan haberler. Tabii ona oraya geleceğim. Bu olay bizim için çok önemli bir olay olduğu için buradan başladım ve ilk olay ve bu işin başlangıcı ve kurumun ödeme dengelerinin bozulması konusunda çok ciddi bir olaydı. Çünkü 1.100.000 lira gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Sonuç itibariyle çalışan doktorların maaşlarının ödenmesi, 200'e yakın personel çalışıyordu her iki hastanede ve her iki kurumda. Tabii bunu finanse etmeniz gerekiyor bir şekilde, bir yerden ya kredilendirmeniz gerekecek ya bir şey olacak. Bu şekilde bunun altından kalkmanız gerekiyor tabii ki. Evet. O bakımdan ilk bu bizi çok ciddi derecede sarstığı için bu olay. Oradan başladım ki olayın başlangıcıdır zaten. Ve biz yaklaşık, tabii biz hukuk sürecine girdik o sırada. Ben Ankara'ya gittim. Sosyal Güvenlik Kurumu hukuk servisiyle oradaki hukuk müşavir, baş hukuk müşavir dahil olmak üzere onlarla görüştüm. Ve orada bir kısmı hakikaten, tabii kurumun içerisinde de farklı kişiler var. Bir kısmı bu FETÖ terör örgütü diye şu anda tanımlandırdığımız gruba mensup kişiler, ama bir kısmı da onlarla alakalı olmayan vatan için görevinde olan insanlar. Bu insanlar böyle bir şeyin olamayacağını, hatta orada konuştuğum o tarihte bir hukuk müşaviri, bir bayan avukat arkadaşımız, bunun yanlış olduğunu, bunun düzeltilmesi gerektiğini kendisi bizzat ifade etti. Çünkü ödememeye gerekçe teşkil eden olay yaklaşık 140 liralık bir fatura. Yani 140 liralık bir faturanın karşılığında 1.100.000 liralık bir alacağınızı bloke ediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Biz bunu hiç anlam veremedik yani. Zaten son zamanda kamuoyundan izlediğimiz kadarıyla bütün olaylar böyle. Zaten balyoz şeyi de böyle biliyorsunuz. Evet. Ergenekon vakası da böyle. Yani akla hayale gelmeyecek. İşte böyle aklın ve mantığın kabul etmediği bir takım kumpaslar ve gerekçelerle örgüt böyle bir yola tavasül ediyor. Tabii şimdi diyeceksiniz ki, belki şunu sorabilirsiniz. Yani niçin, neden olsun böyle bir şey? Neden yapıyorlar bunu size? Bunu yapmalarının, tabii ki söyleşimizin sonunda bunu zaten bu sonuca varacağız. Yapmalarının için bir gerekçe de yok gibi denilebilir ama... Taleplerini yerine getirmemek diyebilir miyim? Şimdi aslında tabii taleplerin yerine getirilmemesi de var ama bizi elde edemeyeceklerini, grup olarak kendi menfaatlerini ve çıkarlarını kullanamayacaklarını, bizim bunları sorgulayacağımızı anlamaları ve ayrıca İzmir'de ve tüm Türkiye çapında faaliyette bulunan ve kendi gruplarından olan, kendi içlerinden çıkan şifa grubuna bu hastaneleri kazandırabileceklerini düşünmüşler o zaman. Biz bunu çok sonra algıladık, anladık. Çünkü iş öyle neticelendi zaten. Biz burada bu kurumları, bu çok değerli olan, yani bugün 10 milyon, 15 milyon dolara kuramayacağımız bu iki hastaneyi çok komik rakamlarla şifa grubuna devretmek zorunda kaldı. Ki İlgi Tıp Merkezi'nin 2007 yılındaki teçhizatını şu an hastaneler daha yeni getirebiliyorlar. Evet, aynen. Yani bizim o yıllarda sağladığımız bu çok özel sistemi şu anda hastaneler daha yeni kuruyorlar. Zaten dağıtıldı, şu anda devlete intikal etti bu cihazlar. Evet. Tabii yani çok üzüldük. Büyük haksızlıklara karşı karşıya kaldık. Bu faturayı tahsil edebilmek için. Bir de işin enteresan tarafı, öyle garip olaylarla karşılaştık ki, cerrahi tıp merkezimizin sözleşmesini feshettiler. Sonra, yani daha doğrusu feshedeceklerini bildirdiler. Bu faturayı bize ödemediler ama feshi için bir gerekçe de bulamadılar. Bulamadıkları için bizimle sistem içerisinde, medula sistemi içerisinde çalışmaya da devam ettiler. Etmek zorunda kaldılar. Çünkü bu bir gerekçe olamazdı feshi için. Daha sonraki dönemde bu faturayı biz tahsil ettik zaten. Ettik ama tabii aradan yaklaşık bir 8 ay gibi bir süreç geçti. O dönem içerisinde ödemelerimiz aksadı. Tabii ki krediler, bizim alacağımız olan bu paralar ödenmediği için bunları kredi maliyetleriyle karşılamak zorunda kaldık. Zaten kurum da bir takım kredilerle kurulmuştu. O ödemeler aksadı. Bir takım ipoteklerimizde sıkıntıya düştük. Ve tabii ki bu süreç içerisinde maalesef Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçlarımız da ödeme güçlüğü içerisine düştük ve orada da bir prim borcu birikmeye başladı. Tabii ki bu süreç daha sonra sarmal olarak
bizim sonumuzu hazırladı. Daha doğrusu biraz sonra anlatacağım. Başka olaylar cereyan etti. Onların eline başka kozlar geçti. Onları kullanmaya başladılar. Başka şeyler de söylediler. Yani işte bir takım doktorlar çalışan, içimizde çalışan bir takım doktorlarla ilgili rahatsızlıklarını dile getirdiler ki bunlar herhalde geçmişte kendileriyle bir takım sıkıntı yaşayan arkadaşlarımızdı. Ancak biz bu konuda hiçbir şekilde taviz vermedik. Ve daha sonra tabii ki işin en acı tarafı hastanemizin yönetim kurulu başkanı hakkında bir takım yalan haberler. İşte hastanemizde bir takım işte ameliyatların usulsüz olduğu veyahut da işte daha çok ticari yönden yaklaşıldığı şeklinde ki hiçbir zaman kanıtlayamadıkları tekzip ettiğimiz birçok yalan haber yaratmaya çalıştılar. Hastane yönetim kurulu başkanımız hakkında 3 tane suç duyurusunda bulundular. Ya tabii yargı da, yargının bir kesimi de bir kısmı da onların elinde olduğu için hastanemiz yönetim kurulu başkanı hakkında 3 tane Ağır Ceza Mahkemesi'nde İzmir 3, 7 ve 9. Ağır Ceza Mahkemelerinde davalar açıldı. Savcılar bu davaları açtılar. Tabii o dönemde ben yargı mensupları hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama maalesef bu savcı ve hakimlerden de yine görevden alınanlar oldu. Fakat biz o davalarda o kadar kendimizi iyi savunduk ki o süreçte dahi bizi bu davalarda mahkum edemediler. Bu davalarda da yönetim kurulu başkanımız Levent Dramalı bu 3 davadan da beraat etti ve şu anda hatta bunların 2 tanesi, birisi Yargıtay'dan da onandı. Bir tanesi hala Yargıtay'da şu anda temiz etti bunu idare, Sosyal Güvenlik Kurumu. Hatta onlardan olmayan hakimler bu açılan yersiz davaların sonucunda bu adam mağdur, hem ceza kesmişsin, hem para ödememişsin, hem de dava açmışsın. Böyle saçma davalara gelmeyin diye bir mahkeme sonunda cümle kurmuş. Kuruldu, evet aynen bu oldu. Böyle saçmalık olmaz. Yani öyle enteresan ki, şimdi mesela bir örnek vereyim. Çok teknik olacak ama, mesela artroskopi denilen bir uygulama var. Bu menisküs ameliyatlarında kullanılıyor. Biz artroskopi uygulamaları yapmışız vatandaşlara, tedavi etmişiz. İşte yönetmelikte çok küçük bir şey bulmuşlar. Diyorlar ki işte artroskopi ikiye ayrılıyor. Tanısal artroskopi ve girişimsel artroskopi olmak üzere ikiye ayrılan bir uygulama. Normal şartlarda tanısal artroskopi yapabilirsiniz. Siz girişimsel yani tedavi amaçlı artroskopi yapamazsınız şeklinde sonradan değiştirilen, aslında bunun tıbbi olarak da çok böyle mümkün olmadığı anlaşıldığı zaman da değiştirilen bir yönetmelikten hareketle bize ceza tayin ediyorlar. Çünkü sözleşmede işte bir takım şeylere uyulmadığında işte her vaka için 10.000 TL gibi çok fahiş bir de öyle ceza. Sonradan onlar da değiştirdi. Zaten bunun farkına vardı idare. Bunların bir takım kendilerinden olmayanlara karşı silah olarak kullanıldığı fark edilince daha sonra bunlar özellikle 17-25 Aralık sürecinden sonra bunlar değiştirildi. Tabii oraya müdahaleler oldu. Çünkü Sosyal Güvenlik Kurumu'nu bunlar sarmışlar ağ gibi. Ve kendilerinden olmayanlara bir silah olarak kullanmışlar hep. Bunu şimdi fark ediyoruz. Peki, ilgi tıp merkezinin dışında aynı kumpasın kurulduğu başka kurumlar da var mı sağlık sektöründe? Mutlaka vardır. Çünkü bu şifa grubu sadece ilgi tıp merkezini değil, başka hastaneleri de satın aldı, bünyesine kattı. Ben şu anda isimlerini çok hatırlamıyorum ama oldu bunlar. Araştırılırsa ortaya çıkar zaten. Ve bunları da alarak bünyesine kattığı için onlar da kim bilir ne zor durumlara düştüler. Çünkü şimdi bugün siz çok ciddi emek, para harcayarak bir işletme kuruyorsunuz. Sağlık kuruluşu, sağlık sektöründe çalışmak, ruhsat almak bunlar çok zor işlerdir. Evet. Çaba sarf ediyorsunuz ve İzmir'de hakikaten bugün ben buna çok yürekten inanıyorum. Bugün kime sorarsanız sorun, ilgi grubunda gidip kötü bir şeyle karşılaşan bir insan dahi yoktur. Ben müşteri memnuniyeti %100'e yakın bir oranlardı. Aynen öyle. Buna şöyle bir örnek verebilirim. Ben işte 2008-2012 arasında 4 sene boyunca bu kuruluşların hukuk müşavirliğini yaptım, avukatlığını yaptım ve genel koordinatörünü yaptım. Bu dönem içerisinde hakkımızda bir tane tıbbi hukuktan kaynaklı dava açılmadı. Yani bir tane örneği yok. Yani ben her türlü bu konuda garanti veririm. Yani düşünün, bu kadar memnuniyetle halkımızın teveccüh gösterdiği bir grubun şu anda hizmette olmaması ve bunun da tek sebebinin bu FETÖ denilen
örgütün olduğu artık aşikar ortada. 12 branşlı ruhsatı 16 branşlı ruhsatı ilgi tıp merkezinden alarak şifa hastanesine veriyorlar. Ve bu tabii. satışın içerisinde olarak gösteriliyor. Ayrı bir ücret de buradan tabii, onu, talep edilmiyor. Onu çok ayrıntılı açıklayabilirim. Şöyle, şimdi 16 o tarihte bizim cerrahi tıp merkezimizi aldı şifa grubu. Şimdi tabii biz bu kadar zorluk içerisindeyiz. Tabii ki bu arada sadece bu faturadan kaynaklanmıyor. Bu arada bize yüz binlerce lira ceza kesildi ve biz bunlarla ilgili davalar açtık. Hala o davalar devam ediyor. Devam eden bu ceza şartlarının iptal için devam eden davalarımız var. Hala daha şu anda Sosyal Güvenlik Kurumu ile karşılıklı olarak İzmir Adliyesi'nde görülüyor bu davalar. O dönemde biz tabii bu cezalara da anlam veremiyoruz. İşte dediğim gibi çok basit sebeplerden. İşte bir acil hekiminin efendim çok basit bir hatasından, şundan bundan ki hep verilen hizmetlere ilişkin. Yani mesela geçmişte İzmir'de çok olaylar yaşandı biliyorsunuz. Bazı tıp merkezleri bir takım yolsuzluklar, bir takım hiç tedavi edilmeyen hastalara kesilen faturalarla, şunlarla devlet trilyonlarca lira geçmiş dönemde o günkü para birimiyle trilyonlarca lira dolandırıldı. Ama bizde en ufak bir şekilde verilmeyen bir hizmet ile ilgili en ufak bir işlem olmamasına rağmen yüz binlerce lira cezalar kesilerek kurum yıpratılmaya çalışıldı. Çünkü hiçbir şey de bulamadılar. Yani hiçbir yolsuzluk tespit edilememesine rağmen çok basit bir takım gerekçelerle yani yaklaşık 400-500 bin liralara yani bu ödenmeyen faturaların üzerine bir de yaklaşık 400-500 bin lira gibi cezalar kesilerek ve bunlar üstelik kurumdan tahsil edilerek daha da ciddi yıpratıldı kurum. Düşünün bir sene çalışmışsınız işte yıllık karınız 1 milyon civarındaysa falan bunun yarısını ceza olarak sizden kesiyorlar. Ya bu şekilde kurum artık o noktaya geldi ki tam bu noktaya geldiğimizde şifadan bize teklif geldi. Burayı bize satın diye. Tabii o zaman hiç anlamlandıramadık biz bunu. Şimdi ama tabii ki çok net anlıyoruz. Ve o tarihte şu anda da kaçak olan şu anda ortada olmayan İdari Mali İşler Başkanı ve o tarihteki şifanın başhekimi olmak üzere o Ahmet Kavurgan'dı. Şeyde başhekimde doçent doktor Mehmet Ateş. Bize geldiler ve bir aracı vasıtasıyla geldiler. Önce direkt kendileri gelmedi. Gelen aracı da zaten tipik böyle cemaatten bir kişiydi. Ondan sonra ve çok komik rakamlar teklif ettiler. Tabii ki yönetim kurulu başkanımız doktorların mağdur olmaması ve çalışanların mağdur olması. Çünkü biz hastane artık maaşları ödeyemez hale gelmişti bu şekilde yıpratılarak. Kendisi hiçbir menfaat temin etmeden, hiçbir kuruş dahi menfaat düşünmeden sırf onların işçilik ücretlerinin, doktorların borçlarının ödenmesi karşılığında hemen hemen o rakamlara hiçbir kar, bir lira kar gütmeden burayı şifaya satmak zorunda kaldı maalesef. Ve bütün borçlarını ödedi. Yani bütün doktorların borçları ödendi, bütün alacak işçilerin alacaklar ödendi. Ve fakat kendisi büyük bir grubu tamamen kaybetmiş oldu. Elinden alındı yani resmen. Ve şifaya devir işlemleri yapıldıktan sonra bu da çok manidardır ki bir kere bile denetime tabi tutulmamış. Tutulmadı. Önceden aynen, her gün aynen. gelen memurlar bir daha uğramaz oldular. Bir daha ne Sağlık Müdürlüğü ne tarafından ki SGK esas Sağlık Müdürlüğü çok fazla zaten bu konularda yetki sahibi de değil. Sözleşmeyi SGK ile yapıyorsunuz çünkü. Ki o dönemde biz Sağlık Müdürlüğü ile hiçbir sorun yaşamadık. Yani sosyal güvenlik çünkü Sağlık Müdürlüğü'nü demek ki o kadar elde edememişler. O dönemdeki Sağlık Müdürlüğü personeline çok fazla bir sorun yaşamadık. İzmir'de örnek gösterilen tıp merkezlerinden biriydik Sağlık Birim Müdürlüğü tarafından. Özel hastanelerle ilgili birim tarafından. Ama Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürü dahi bu işin içindeydi. O tarihteki İl Müdürü Mustafa Bey. Biz sonradan zaten tutuklandı kendisi. Evet. FETÖ soruşturmalarından. Hatta bu 15 Temmuz darbe girişiminden önce bu işler açığa alındı. Bunlar hakkında FETÖ örgütüne mensup olmaktan ve bir takım yolsuzluklardan dolayı işlemler başlatıldı. Biliyorsunuz Şifa Grubu hakkında 15 Temmuz darbe girişiminden önce ruhsatsız kanuna karşı hile yoluyla bizden aldığı bu ruhsatları başkalarına satarak
Fakat tıp merkezlerini fakülteye bağlı ruhsatsız çalıştırmaktan dolayı işlem başlatıldı. Ve öyle şeyler yapmışlar ki inanılacak gibi değil. Az önce söylediğiniz konuya geleyim. 30 bin lira gibi çok komik bir rakam fatura kesildi. Çünkü onların talepleri o doğrultudaydı. 30 bin TL gibi bir faturayla aldıkları bu 16 tane branşı o zaman yaklaşık benim ki piyasa değeri yani zaten 1 milyon 800 bin 2 milyon TL civarındaydı ki bu zaten herkese bilinen bir gerçek. Bu 16 tane branşı işte az önce bahsettiğiniz ismini zikrettiğiniz tıp merkezine piyasa değerinden sattılar ama çok düşük zannediyorum çünkü oraya da çok düşük faturaladılar. İşte bu aradaki farkın biz FETÖ'ye aktarıldığını düşünüyoruz. Yani demek ki bu kurum bu şekilde işlemlerde kullanılmış, Şifa Hastanesi grubu bu işlemlerde paravan olarak kullanılmış bu tip şeylerle. Yani böyle bu şekilde tıp merkezleri yıpratılarak ruhsatları elde edilmiş ve eğer tabii bu süreç devam etseydi, devlet bunun farkına varmasaydı daha bunun artık çok örneğini yaşayacaktı ülke. Peki şu an hukuki süreçte neler yapacaksınız? Bunu sizin gibi mağdur olan diğer kurumlarımıza da örnek olması açısından soruyorum aslında. Evet, tabii. İzlenecek yol nelerdir? Ne tür bir hukuki danışmanlık alınmalı? Ne tür bir yol izlenmeli? Şimdi öncelikle biz bu konuda bize karşı, gruba karşı bu suçları işleyen kişiler hakkında önce suç duyurusunda bulunacağız. Savcılıklar aracılığıyla. Biz şu andaki yargıya güveniyoruz. Yargı tamamen şu anda temizlendi. Öyle gözüküyor. Biz suç duyurusunda bulunacağız. Öncelikle bu kişilerin yargılanmasının temin edilmesini talep edeceğiz. Tabii ki bu kurumlar şimdi devlete intikal etti. Bu şifa grupları falan devlete intikal etti ama tabii bizden haksız temin edilen, bizden haksız elde edilen ruhsatlar var. Bizden haksız elde edilen hastaneler var. Bunlarla ilgili çok ciddi oluşan zararlar var. Aileler dağıldı. Yani benim bu hastanenin yönetim kurulu başkanı olan arkadaşımız şu anda eşinden ayrılmak zorunda kaldı. Evet. Çok vicdanları yaralayan, hakikaten insanları son derece mağdur eden olaylar meydana geldi. Bunların telafisi için hukuki süreçler başlatacağız ve daha sonra tabii ki bu burada tabii teknik anlamda, hukuki anlamda bir gabin oluştu. Evet. Bu gabin sebebiyle geçmişe dönük olarak bu işlemlerin iptali ve buradan doğan zararların tazminini talep edeceğiz. Bu kişilerden öncelikle. Tabii bu kişilerin eylemlerinden, memurların eylemlerinden ötürü devletin sorumluluğu var. Burada bir görev kusuru var. Görev ihlali. Tabii görev ihlali var. Bu ihlallerden ötürü oluşan zararların devlet tarafından tazmin edilmesini talep edeceğiz. Ki bunun karşılığı zaten devletin el koyduğu mal varlıklarıyla devlete intikal etti. Orada zaten karşılığı var. Tabii bu bizden alınan branşların kimlere satıldığını, ne şartlarda, orada da bir takım yolsuzluklar var mı yok mu? Bunların da araştırılması gerekir kanaatindeyim. Ve bu şekilde oluşan zararların en azından tabii kişilerin ruh alemlerindeki zararları belki telafi edemezsiniz ama maddi zararlarının bir nebze de olsa karşılanması suretiyle bu haksızlığın giderilmesi gerektiği kanaatindeyim. Evet. FETÖ terör örgütünün isteklerini yerine getirmediği için kurumları kapatılan, bu borç batağından ötürü aile ilişkileri bozulan, boşanan, çocuklarını okuttukları okullardan geri almak zorunda kalan birçok aile, birçok işveren bulunmakta. Bu işverenlerimize de, bu kişilerimize de örnek olması açısından hukuk danışmanı avukat Ahmet Bülent Boyacı ile röportaj yaptık. Eklemek istediğiniz şeyler var mı? Benim eklemek istediğim son olarak ben aynı zamanda eski bir yargı mensubuyum. Daha önce Cumhuriyet Savcılığı görevinde bulundum. Adalet Bakanlığı nezdinde. Ben eski bir yargı mensubu olarak şunu söylemek istiyorum. Ülkemiz gerçekten son derece kötü bir tecrübe yaşadı. Ama çok iyi bir demokrasi sınavı verdi. Bu demokrasi sınavından alnımızın akıyla çıktığımız görüşündeyim. Bundan sonra ülkemizin bir daha böyle çok vahim olaylarla karşılaşmamasını temenni ediyoruz. Demokrasinin ülkemizde yerleşmesini tüm kurum ve kurallarıyla
tatbik edilmesini ve şu anda oluşan milli birlik ruhunun ve heyecanının bundan sonra da aynen böyle devam etmesini diliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Bülent Bey'e. Dediğimiz gibi diğer mağdurlara örnek olmasını temenni ediyoruz. İyi günler.